Denizci doğamız farklı türden zenginlikleri aramak için bilinmeyene doğru yelken açmayı gerektiren uzay çağına da iyi bir şekilde uyum sağladı. Avrupa ve Asya kaynak zengini Ay'da çalışmalarına devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri ve NASA gözlerini Mars'a yapılacak insanlı görevlere dikmiş durumdadır. Bilinmeyen denizlerin en tehlikesi olan uzay derinliklerinde kıyıdan kıyıya gitmeyi başarabilecekler mi? Alçak Dünya yörüngesinin kontrol altına alınmasıyla birlikte, Mars'a ulaşmak için bir uzay aracı ve roket sistemi inşa etmek devasa bir girişim halini almıştır. Ve başarılı olması halinde ABD'yi uzay başarı sıralamasının zirvesine çıkaracaktır. İlk gereken şey, uzun bir zaman dilimi boyunca 6 astronotu taşıyacak ve Dünya'ya güvenle dönmelerini sağlayacak bir uzay kapsülüdür. Adı Orion olan bu kapsül, çoktan bir deneme uçuşu yaptı. Ve bir sonraki uçuşu insansız bir test görevi olacak. Ardından üçüncü bir insanlı görevde yer alacak. Uzay aracının bileşenleri ülke çapında geliştirilir, test edilir ve kontrol edilir. Ardından montaja geçilir, en küçük civata ve devre tasarlanır, test edilir, yeniden tasarlanır ve tekrar test edilir. Sistemler yavaş yavaş bir araya gelir ve özellikle üretim yöntemleri, yeni malzemeler ve işlemler olmak üzere bazı teknolojileri büyük bir çığır açmaktadır. Dikkatleri çeken ilk şey NASA'nın şimdiye kadar yapılmış en güvenli tasarımı olan Apollo'da olduğu gibi klasik konik şekle dönmesidir. Hava elektronikleri, kontrol sistemleri, bilgisayar yazılımı ve cam kokpitlerinin hepsi son teknoloji ürünüdür. Fikrimiz camdan bir kokpitti ve bunun anlamı aletlerin tüm görüntülerinin bir bilgisayar ekranında olması ve hepsinin camın üzerinde olmasıydı. Yani mürettebat fiziksel bir düğmeye basmak yerine bir bilgisayar ekranını açıyor ve sanal bir düğmenin veya sanal bir valfin simgesini çeviriyor. Bilgisayar ekranlarının hemen etrafındaki yaklaşık 60 düğmeye sahip 7 panel dışında Orion'un kokpitinin tamamı bu şekilde camın üzerinde yer almaktadır. En büyük faydalardan biri ağırlık tasarrufu sağlaması. Fiziksel bir düğmeye sahip olmanız gerekmiyor. Fiziksel bir düğmeye sahip olmak sadece düğmenin ağırlığını değil, aynı zamanda düğmeye giden kablonun ağırlığını ve bu kablonun bağlı olduğu araç bilgisayarlarını besleyen devrenin ağırlığını da beraberinde getirmektedir. Orion'un büyüklüğü nedeniyle çok önemli olan ısı kalkanı şimdiye kadar yapılmış en büyüğüdür ve bunu üretmek için yeni işlemler gerekmiştir. Orion'un ısı kalkanı 136 ve 181 kilogram civarındaki iniş yüklerine dayanabilmelidir. Potansiyel olarak Ay'dan veya ötesinden döndüğümüz için ve dönüşe karar verdiğiniz andan gerçekten iniş yaptığınız zamana kadar geçen uçuş süresi nedeniyle dünyadaki hava koşulları önemli ölçüde farklı olabilir veya tahmin etmek zor olabilir. Ve bu nedenle Orion uzay aracının çok çeşitli deniz koşullarında, dalga yüksekliklerinde, dalga eğitim açısında ve yatay rüzgarlarda okyanusa iniş yapabilmesi gerekir. Bu da bizi titanyum bir altyapıya civatalanmış kalın bir laminat kompozit kaplama kullanan kiriş mimarisine iten şeydir. Avcot'un ablatörünün üzerine yapıştırdığımız ek ablatör, ısı kalkanının temel koruma kısmıdır. Ve ablatörün en dış kısmı aslında ayrışacak kadar ısınır ve bu mekik karosu gibi yalıtılmış bir parçanın aksine ablasyon kısmıdır. Daha sonrasında yardımcı yapılar ve ekipman kapsülle birlikte hareket ettirilir. Tasarlanan ve test edilen kaçış kapsülü, acil bir durumda kapsülü ana roketten ayıracaktır. Adaptörün roketin üst kısmından ayrılması. Paraşüt açılımı. IMS bağlantı adaptörü. IMS uçuş sırasında Orion'a bağlı olan ve oksijen,
su, güç ve ısıtma sağlayan servis modülüdür. İSA tarafından inşa edilen bu araç, ISS'e ikmal sağlayan çok başarılı ATV programına dayanmaktadır. Ayrıca derin uzay manevraları için ana motor itiş gücü de sağlamaktadır. Önümüzde özellikle çok ama çok sıkı bir program var ve bu yüzden herkes zamanında yetiştirebilmek için büyük bir baskı altında çalışıyor ve bu da çok yakın bir işbirliğini gerektiriyor. Çok motive olmuş bir ekip görüyorum ve şu ana kadar ajans olarak Avrupa endüstrisinin performansından oldukça memnunuz. Kapsülü okyanustan çıkarmakla görevli ABD donanması, önce havuzda, sonra sakin sularda, ardından da Pasifik Okyanusu'nda ve en sonunda ise gerçek bir senaryoda eğitim yapıyor. Uzmanlar uzayın derinliklerinden dönecek insanlı bir uçuşun gerçekleşeceği günü bekleyerek süreci ve eğitimi geliştirmeye devam ediyor. Sıvı roket motorlarının Ferrari'si ve uzay mekiği programının ana motoru Ares-25, uzay fırlatma sistemi yani SLS için ekonomik olarak yeniden tasarlanmıştır. Ve bu motorlardan dördü roketin ana kademesine güç vermektedir. Mekik programının ana katı roket güçlendiricileri de SLS içerisinde yenilenmiş bir ömre sahiptir. İki segment daha eklendiğinde güçlendiriciler 2 dakikadan fazla süren bir itiş gücüne sahiptirler. Uzun yıllar boyunca güvenilirlik ve performansa sahip eski bir güçlendiriciyi alıp daha büyük ve daha iyi bir şeye dönüştürme projesi gerçekten çok eğlenceli bir uğraştı. Yeni güçlendiricinin tasarım ve kalifikasyonunu ilk üstlendiğimizde görevin bir parçası da güçlendiriciyi daha uygun maliyetli ve daha modern hale getirmekti ve yeni bir görev için tamamen yeniden tasarlanması gerekiyordu. Bu daha büyük bir güçlendirici ve görev profili fazlasıyla farklı olduğu için güçlendiricinin içindeki hemen hemen her şey de farklı. Binden fazla işlem var ve alıcımızla birlikte çalışarak yüzlerce iyileştirme alanı tespit edebildik. Bu araçta Mekik'te kullandığımıza kıyasla tamamen yeni hava elektronikleri var ve hepsi son teknoloji ürünü. Önceki tüm fırlatma sistemlerinden daha büyük ve daha güçlü olan SLS, bir süredir geliştirilme aşamasındaydı. Tasarlamak başka, inşa etmek başka bir şey. Yeni ya da yenilenmiş fabrikalarda ve montaj atölyelerinde şimdiye kadar uçmuş en büyük roketin gövdesi tek seferde tek bir parça olarak inşa edilmektedir. Devasa hidrojen tankı son şeklini alıyor.
Daha küçük bir oksijen tankı da onun ardından geliyor. İnsanlı uçuş için ara aşama, yeni teknoloji kriyo tankları tarafından ikmal edilen bir başka hidrojen oksijen motorudur. Bu tankın tasarımı ve üretiminde yeni malzemeler kullandığımız için tanka otomatik elyaf yerleştirme yöntemiyle işledik. Bunun faydası malzemeyi hızlı bir şekilde yerleştirebilmesidir. Bu da bize düşük maliyetli bir iş ve çok hafif bir tank sağlamaktadır. Bu program üzerinde 29 ay boyunca çalıştık ve işin başındayken şu an kullandığımız yöntemle kesinlikle bu boyutta bir tank üretemezdik. Otomatik elyaf yerleştirme sistemini ve yivli maçayı yaptık. Sadece kaplamayı tek parça halinde yapmak için robotik yerleştirme ekipmanını geliştirmek büyük bir mücadeleydi. Ama başardık. Her bir parça titizlikle üretilir. Test ürünleri mil titreşim testleri, vakum testleri, akustik testler ve stres testlerinden geçirilir. Hiçbir şey şansa bırakılmaz. Yeni nesil uzay keşifleri için yeni teknoloji ve materyaller. Bu test için bakılması gereken birkaç şey var. Yerleştirme dizisini başlatmak için ilk kez termal bıçaklar kullandık ve bu güneş panelinin konuşlandırılmasına izin veren bağların kesilmesini mümkün kıldı. Uzayda düzgün bir şekilde kilitlendiğinden emin olmak için kilitleme mekanizmalarını test etmek istedik. Çünkü yanlış gidebilecek her şeyi burada görmek istedik. Bu sayede başarılı bir uçuş sağlayabileceğiz. Her şey teknolojiyle ilgili. Eğer geleceğe yönelik teknoloji geliştiremezseniz ulaşmak istediğiniz yere gidemezsiniz. Dolayısıyla kompozitler tankın ağırlığını azaltacak, fırlatma aracının taşıma kapasitesini artıracak ve bugün sahip olmadığımız şeyleri düşünmemizi sağlayacaktır. Yakında bu görkemli roket bizi daha önce hiç olmadığı kadar ileriye fırlatabilecek. Mars'a uçuş uzun bir yolculuk olacak. Bir mürettebatın kapsülde oturması için çok uzun bir süre. Bu yüzden de bir habitat ve malzemeler de yörüngeye kaldırılacak ve monte edilecek. NASA tarafından seçilen birkaç şirket bu iş için uygun çalışmaları gerçekleştirecek. Biraz rekabet yeni buluşmalar için her zaman iyidir. Bigelow Uzay Şirketi, halihazırda ISS'te test edilen genişletilebilir aktivite modülü, BIM'le 300 metreküplük genişletilebilir bir yaşam alanı olan X-Base'in bir prototipini geliştirmeye ve test etmeye hazırlanmaktadır. Boeing Houston Ofisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tasarımı, geliştirilmesi, yörüngede montajı ve güvenli bir şekilde çalıştırılmasında 15 yılı aşkın deneyimi sonuna kadar kullanan modüler bir habitat sistemi geliştiriyor. Lockheed Martin çok amaçlı bir lojistik modülünü, entegre hava elektroniğine ve ECLSS içeren tam ölçekli bir habitat prototipine dönüştürecek. Orbital ATK şu anda ISS'e tedarik sağlayan Cygnus uzay aracı temelli ilk ay yörüngesi habitat konseptinin görev mimarisini ve tasarımını geliştirecek. Sierra Nevada şirketi uzay sistemleri, modüler uzun süreli bir habitat inşa etmek için
3 ila 4 ticari lansmanda derin bir uzay habitatı için esnek bir mimari ve faaliyet konseptini incelemeyi ve geliştirmeyi planlıyor. Nanorax hep birlikte Ixion takımı olarak anıldıkları ortakları Space Systems Laurel ve United Launch Alliance ile birlikte mevcut bir fırlatma aracının üst kademesinin veya itici yakıt segmentinin uzayda basınçlı yaşanabilir bir hacme dönüştürülmesine ilişkin bir uygulanabilirlik çalışması yürütmeyi planlamaktadır. Eğer Mars'ın yörüngesine girecek bir uzay aracı tasarlıyorsak, uzay istasyonunda yaptığımız çalışmalar Mars atmosferi için daha dayanıklı bir uzay aracı tasarlamamıza yardımcı olabilir. MESI'nin açılımı, malzemeler uluslararası uzay istasyonu deneyidir. Polimerlerin radyasyona maruz kaldıklarında mekanik özellikleri açısından dayanıklıkları üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Mars'a yapılan uçuşlarda radyasyona maruz kalmanın insanlar üzerindeki etkisi hakkında pek çok şey duyuyoruz. Ancak uzay araçlarında kullanılan polimerler ve diğer malzemeler de radyasyon nedeniyle bozulabilir. Ve ben tam da bu konu üzerinde çalışmaktayım. MESI deneyleri biraz zaman alıyor. Çünkü numuneler uzayda kaldıktan sonra çok temkinli bir şekilde dehidrasyon ölçümleri yapıyoruz. Bulduğumuz şey teflon erozyon kırılmasının büyük ölçüde güneş ışığı miktarına ve muhtemelen ısınmaya da bağlı olduğuydu. Bu ortamlardan hangisine maruz kalacağını bilmemiz gerekmekte çünkü yeni ortama bağlı olarak hepsi aşınabilir. Uzay araçlarını yörüngede bir araya getirmek ve Mars'a yapılacak uzun yolculuk için yakıt ikmali yapmak kulağa yeterince basit geliyor. Yörüngede yakıt ikmali ise hiç de kolay değil. NASA bir süredir insansız yakıt ikmali sağlayan bir sistem geliştirmekte ve ISS'te bir test gerçekleştirmektedir. Bir pick and place robotu alıp aleti istediğimiz yere koyabiliriz ve tek yapılması gereken o aletin sürülmesidir. Çünkü alette yapay zeka vardır. Hubble'da çalışırken öğrendiğimiz şey, astronotların yanına akıllı bir alet koyduğunuz ve hem akıllı aletlerin hem de astronotların beraber çalışması gibi her iki şeyi de başardığımızdır. Yörüngedeki uzay araçlarına servis ve hatta yakıt ikmali yapabilecek özellikler geliştirmeyi amaçlayan RMM, uzayın boşluğu ve çekimi ile birbirinden ayrılmış bir doktorun hastasına uzaktan hassas bir ameliyat yapmasına benziyor. Zor ancak getirisi çok büyük. Robotik hassasiyet ve kontrol açısından insanların yapamayacağı şeyleri yapabilir. Sahadaki mühendisler ne yapacaklarını tartışırken belirli bir noktayı 6 saat boyunca tutmak gibi bir şeyi insandan isteyemeyiz. Robot çok çetin ve sabit bir arayüze sahip. Astronotun eli gibi affedici değil. Dolayısıyla bunu hesaba katmamız gerekiyor. Bir şeyi robotla ittiğinizde gerçekten büyük bir temas kuvveti oluşturursunuz. Astronot bir şeyi ittiğinde ise bileği kendi uyumluluğunu buna göre ayarlayabilir. Ancak robotu yerleştirmek ve bunu yaparken hiçbir şeyi kırmamak için aletin yazılımına özellikler eklememiz gerekiyor. Tam olarak konumlandırılamadıkları için robotun istediğiniz yere gitmesini sağlamak adına alete bir kılavuz eklemek gibi şeyler yapmamız gerekiyor. Bir astronot muhtemelen tam doğru yere yerleşebilir çünkü zaten orada, yani robotik operasyonlar için çok özel çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu görev de başarılı. Sıradaki durağımız Mars. Mars'a ilk insanlı görev muhtemelen sadece gezegenin yörüngesine olacak. Tüm teçhizatı ve süreçleri kontrol edecek, hatta iletişim uydularını fırlatacak ve daha sonra yüzeye iniş yapacak olan bir sonraki görev için iniş alanlarını ayarlayacak ve tüm bunların hepsinin üstesinden gelinmesi gereken yepyeni bir dizi sorunu ortaya koyacak. Ay'ın aksine Mars, Dünya'nın yaklaşık 0.6'sı kadar güçlü bir yer çekimine sahiptir. Ancak paraşütlerin kullanılabileceği bir atmosfere sahiptir. Atmosfer çok incedir ve çok derin değildir. Mars'a dair komik bir durum ama gezegendeki her şeyin ortalama yüksekliğini alırsınız. Kuzeyin çoğu kısmının 2 kilometre aşağıda ve güneyin çoğunun bunun 2 kilometre üzerinde olduğu ortaya çıkar. Ve biz
Her zaman kuzeye ineriz. Çünkü çok daha fazla atmosfere sahiptir. Ve güneye inerseniz eğer, durmak için yaklaşık 4 kilometre daha az havası vardır. Aslında güneydeki dağların yüksekliğindeki Mars Bilim Laboratuvarı, kuzeyde ulaştığı kratere alçalırken hala ses üstüydü. Bunu bir dizi çalışmadan sonra rahatlıkla ölçebiliyoruz. İnsanların inişinden önce habitatların, malzemelerin ve ekipmanların yüzeye önceden yerleştirilmesi gerektiğini varsayan NASA ve ortakları çeşitli çözüm yolları arıyor. Bunlardan birisi hayat yani hipersonik şişirilebilir aerodinamik yavaşlatıcıdır. Bu temelde aracı standart bir uzay aracı ısı kalkanından önemli ölçüde daha hızlı yavaşlatabilen, yükten çok daha büyük bir alana sahip çok büyük bir şişirilebilir ısı kalkanıdır. Sistemin bir Cygnus ikmal uzay aracı kullanarak ISS'ten bir yükün üzerinde test edilmesi planlanmaktadır. Atmosferde alçaldıktan sonra paraşütler, roket motorlarının devralabileceği noktaya kadar, düşük bir irtifaya kadar yükü daha da yavaşlatacaktır. Morpheus ve zombi uçuş sistemleri son birkaç yılda iyice gelişti. Ve insan müdahalesi olmadan engebeli araziden veya diğer engellerden kaçınarak bir gezegenin yüzeyine kendi başına kargo teslim edebilecek hale geldi. İnsanların Güneş sistemini keşfetmesi için bir yapı taşı daha böylece eklenmiş oldu.